Münakaşa meselesini söylediniz. Kardeşlikle alakalı çok ciddi o uyarıların olduğu hadis-i şerifi de naklettiniz. Şartlarına en azından nasıl kardeş olunur meselesini. Ama diyelim ki işte bu sıkıntılarımız var, bu yanlışlarımız var, bu ihtilaf dediğimiz noktalarımız var. Bunları evet yok edemiyoruz ama bunları nasıl acaba rahmete çevirebiliriz? Bu dönüşümü nasıl sağlayabiliriz? Bunu sizden dinleyelim. İhtilafın sebeplerine temas ederken daha önceki bölümünde, bu sohbet serisinde elbette ihtilaf olacak. Yani iki kişinin bile aynı düşünmesi mümkün değil. Evet. Bakın hepimizin rengi ayrı, ses tonu ayrı, boyu posu ayrı, hatta parmak izine kadar hepimiz birbirimizden farklıyız. Bunun gibi elbette fikirlerimiz de temelde aynı şeyleri düşünsek bile nüanslarda bile illaki farklı düşüncelerimiz, yani bir yönüyle ihtilaflarımız elbette olacaktır. Bundan kaçış yok. Evet. Zaten birlik ve beraberliğe davet edenler böyle eskiden komünist sistem denirdi. Komünizmdeki gibi tek tip elbise gibi askerlikte herkes tek düze olacak, tek düze düşünecek. Böyle bir birlik ve beraberliğe davet etmekte birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu bilmemekten kaynaklanan bir cehaletin, bir zavallılığın ifadesi olur. Elbette ihtilaf olur. Bizler iki şeye dikkat etmeliyiz veya iki şeyde ittifak edebiliriz biz. Bir, temelde, esasta ittifak edebiliriz. İki, gayede ittifak edebiliriz. Bunu vatana hizmet edenler açısından, bütün vatandaşlarımız açısından ele alacak olursak, herkes vatan sevgisinde ittifak halindedir. Yani vatanı sevmek kimsenin tek elinde değildir. Evet hocam. Vatana hizmet de kimsenin tek elinde değildir. Ben seviyorum diye illa başkalarının düşmanlık yapması veya başkalarına düşmanlık yapmamı da gerektiren bir nokta değildir. Eğer din açısından ele alacak olursak, bütün müminler, Müslümanlar erkan-ı imaniyeyi kabulde ittifak halindedir. Herkes Allah'a inanıyor, peygamberlere inanıyor, kitaplara vesaire, kader kazaya kadar. Esasat-ı İslam'da da ittifak halindedir. Hı hı. Yani bizlerin temelde ittifak, herkes ittifak ediyor. Aynı bayrak altındayız, aynı milletteniz, aynı ülkenin vatandaşıyız, aynı dindeniz. Kıblemiz bir, Kabe'mizdir, bir Kur'an'ımız bir, Allah bir, Allah'a inanıyoruz ve hakeza. Birlik temelde ittifak halindeyiz. Bir de gayede. Vatandaşlık açısından gaye nedir? Milletimizi, misaki milli sınırlarındaki memleketimizi ve vatandaşlık bağı olan dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı muasır milletler seviyesine, devletler seviyesine, hatta daha üstüne çıkartmak. Dünyada maddi ve manevi refah temin etmek. Herkes bu gayede de ittifak halinde değil mi? Veya Müslümanlık açısından ele alacak olursak Müslümanlar da gayede ittifak halindedir. Bizim iki gayemiz var. Bir, Allah rızasını kazanma gayesi. İki, böyle Allah bizim derbederliğimize, perişaniyetimize, zilletimize razı olmadığı için. Hı hı. Allah namını Allah'ı yeryüzünde iyi temsil etmek, Kur'an'ı, İslam'ı yeryüzünde çok seviyeli temsil etmek bakımından ümmet-i vasat diyor Kur'an-ı Kerim buna, yeryüzü milletleri, devletleri içinde diğer milletlere de devletlere de hakem olabileceğimiz mualla bir noktaya yükselmek. Bugün Amerika'nın temsil etmeye çalıştığı makam aslında bizim makamımız. Böyle bir makama yükselmek. Ya bütün müminler temelde ve gayede ittifak halindedir. Bütün vatandaşlar temelde ve gayede ittifak halindedir. Ama o gayeye giderken herkes farklı yollardan gidebilir. İşte biz buna ihtilaf diyoruz. Farklı siyasi partiler bunun için ortaya çıkmıştır. Hı hı. Farklı felsefi görüşler bunun için ortaya çıkmıştır. Farklı dini cemaatler de gerçekten hakka hizmete esas aldılarsa bunun için ortaya çıkmıştır. Onun için farklı yollarla bir maksada gidilebilir. Bunu böyle kabul etmek
Bu manada ihtilafı böyle değerlendirmek, ihtilafı rahmete dönüştürmek demektir ki Efendimiz Aleyhisselam ümmetimin ihtilafında rahmet vardır buyurmuşlardır. Bir zatın güzel bir sözünü yakaladım. Kısacık da buraya kaydettim. Makasudul Hasenesinde bir büyük imam diyor ki eğer sahabi ihtilaf etmeseydi üzülecektim diyor. Sahabi ihtilaf etmeseydi üzülecektim çünkü dinde ruhsat kalkacaktı. Şimdi ihtilaf güzel bir şeydir. Yani hakikat her yönleriyle ayağa kalkar ihtilafta. İhtilafı şuna benzetiyorum ben. Mesela ordumuz. Karacı, havacı ve denizci, bahriye. Üçü ayrılmış. Ne güzel işte. İhtilaf etmiş ama güzel. Çünkü karacı karadan gelen tehlikelere karşı. Bahriye denizden gelen tehlikelere karşı. Havacı da havadan gelen tehlikelere karşı memleketimizi koruyacak. Memleketimizi muhafaza edecek. Bu ihtilaf güzel. Biz bu ihtilafa ihtilaf demekten daha ziyade şöyle desek daha yerinde olacak. Kader-i ilahi noktasında vazife taksimi de diyebiliriz. Onun için ordumuzun ihtilafı rahmettir bu manada. Tehlikeli olan şudur. Çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Tehlikeli olan şudur ordu için. Misal olsun diye söylüyorum. Karacının vazifesi karadan gelen tehlikelere karşı vatanı korumak iken denizcimize hücum ederse veya havacı denizciye hücum ederse vazifesini bırakmış da diğerine hücum ediyor. Diğerine hücum eden aslında kendi asli vazifesini de yapmıyor demektir. Onun için herkes kendi bulunduğu konumda bir hakikatin, bir gerçeğin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek ve ekolojik denge gibi toplumda ekolojik dengede bir boşluğu dolduracak ve bu şekilde ihtilafla varlıklar denge içinde dini cemaatler veya partiler de denge içerisinde varlıklarını devam edip gideceklerdir. Bu manada ihtilaf bir rahmettir. Evet. İhtilafın rahmet olmasıyla alakalı bir dini misal de vereyim. Mesela siz bunu müsbet ilimlere de tahmil edebilirsiniz. Fıkıh ilmi var, kelam ilmi var, tasavvuf ilmi var, tefsir ilmi var. İlimlerin kendi içinde çeşitleri var. Vay be! İslami ilimler bölünmüş, parçalanmış. Bu ilimler bir işe yaramaz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü tefsir ilminin doldurduğu bir boşluk var, anlattıkları var. Fıkıh ilminin sahası ayrı, ayrı sahalarda bize fikirler veriyor, bir boşluk dolduruyor. Keza kelam, keza tasavvuf, keza ahlak ve hakeza. Bunlar da kader-i ilahi noktasında ilimler de kendi arasında vazife taksimi yapmıştır. Bunlara bölünmüş, parçalanmış nazarıyla bakmak çok tehlikeli olur. Burada tehlikeli olan şey şudur. Bir ilim kendisine ait bir boşluğu doldurmak için gayret sarf etmesi lazım gelirken kendi faziletini anlatmak için diğer ilmi tenkis etmesi, diğer ilme hücum etmesi, onu küçük göstermeye çalışması. İmam Hatip Okulu'nda okurken kelam derslerine gelen bir hocamız vardı. Hayatta ise daha bereketli uzun ömürler dilerim kendisine. Vefat ettiyse Rahman'dan rahmet dilerim. Kelam ilminin önemini anlatırken derdi ki çocuklar, talebelerim neyse en değerli ilim kelam ilmidir. Çünkü kelam ilmi Allah'tan bahseder. Allah'ın zat, sıfat ve isimlerinden bahseder. Ahirete imandan bahseder. İnanç olmadan zaten diğerleri olmaz. Ama fıkıh ilmi kadınların hayız ve nifas halinden bahsediyor. Yani kadınların hayız ve nifasından bahseden bir ilimle Allah'tan bahseden bir ilmin fazileti aynı olur mu derdi. Ta o zaman bile bu mesele kafama takılmıştı. Ya hayız ve nifas ilmi de çok önemli. Çünkü o olmasa o insanlar ibadet yapamaz. O tahareti bilmese ibadet yapamaz.
O iman onları öyle bir ibadete götüremez. Ahiretini kurtaramaz. Yani her ilmin doldurduğu bir boşluk var. Herkes kendi sahasında kalmalı. Ve birbirlerine güç vermeli, kuvvet vermeli, destek vermeli ki zaten böyledir. Ama tehlikeli olan bir ilmin önemini anlatayım derken diğerlerini tenkis etmek. Türkiye'deki siyasi partiler, dini cemaatler, İslam dünyasında da böyle. Bunlar kendi sahasına ait boşlukları doldurmayı bırakmış, başkalarına hücum ediyor. Mesela şimdi bu adam niye bir dini cemaat, yani senelerden beri, 50 seneden, 60 seneden beri rüştünü ispat etmiş, bir tane ahlaksız insan yetişmemiş ve bir tane fuhuş haberi duyulmamış, hırsızlık haberi duyulmamış ve Üstad Bediüzzaman diyor ki Afyon Emniyet Müdürü'ne, 1000 emniyet müdürü kadar bu vatanın emniyetine hizmet etmedimse Allah beni kahretsin diyor. Biz de böyle 1000 emniyet müdürü kadar o vatanın, bu vatanın birliğine, emniyetine hizmet ettik. Evet. Ama diğer adam niye kalktı kendi sahasında siyaseten güzel hizmetler yapmak varken durmadan başkalarına çatıyor? Çünkü hain. Çünkü kendine ait boşluğu doldurmaktan aciz demektir. Neyse, daha böyle tafsilata girmek istemiyorum. Mesela anlaşılmıştır. Evet, ihtilaf bir defa olacak ama biz ihtilafı rahmete dönüştürmenin yollarına tevessül etmeliyiz. Mutlaka bunu iyi değerlendirmeliyiz. Yoksa ittifakı sen, o gruplaşmayı bırak, o cemaatleri bırak, benim olduğum yere gel, benim ismimle anır, bu bağışlayın saflıktır bu. Bu bir cehalettir bu. Sureti haktan görünerek ayrı bir fitne çıkartmaktır bu. Hı hı. İhtilafın rahmete dönüşmesi için Kur'an-ı Kerim daha farklı bir şey anlatıyor. Bunu da anlatayım, herhalde zamanımız doluyor diye düşünüyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ihtilafı rahmete dönüştürmek için demiş ki, buyurmuştur ki Cenab-ı Hak, hayırda musabakalaşın. Musabaka tek bir şey olmaz. Ve ayrıca dikkatimi çeken bir mesele var ki Cenab-ı Hak namazda musabakalaşın dememiş. Bakalım hanginiz daha güzel oruç tutacak, oruçtan musabakalaşın, yarışın dememiş. Diğer ibadetlerin hiçbirinde böyle yarışmaya davet etmemiş Cenab-ı Hak. Ama kaç yerde Kur'an-ı Kerim'de festebikul hayrat, festebikul hayrat, festebikul hayrat ifadesi vardır. Hayırda yarışın demek, musabakalaşın. Hı hı. Bir ikiden karşılıklı olunca en az iki olacak. 73 fırka, yani işte daha fazla ümmet içinde gruplar siyaseten, itikaden, ahlaken, tarikat noktasıyla vesaire. Farklı gruplar olacak ama biz bu grupları hayırda musabaka ettirebilirsek, başka bir deyişle ihtilafın rahmete dönüşmesi, ihtilafı hayırda musabakanın rengi noktası olarak değerlendirmeye bağlıdır. Sen hizmet yap, Allah razı olsun. Kim İslam'a ve vatana atom ağırlığınca hizmet ettiyse Allah ondan razı olsun diye düşünmek lazım. Çok önemli cümleyi tekrar ediyorum. Kim İslam'a, vatana ve millete bir zerre ağırlığınca, bir tuğla koyacak kadar hizmet ettiyse Allah ondan razı olsun. Sadece hizmeti ben yapmalıyım, başkaları yapmamalı dememeliyiz. Benim yaptığım hizmet hak, başkaları batıldır, şeytanlıktır dememeliyiz. Hı hı. Böyle diyen insanın kendisi şeytanın kucağından, şeytanın nefesinden üflüyor, konuşuyor demektir. Onun için tekrar ediyorum, o hizmet yaptı, yapsın. Allah razı olsun ondan. Ama ben de yapacağım. Ben daha çok, daha fazla yapacağım. O evet. Diyecek ki sen de yap, çok yap. Ama ben daha fazla yapacağım diyecek muhatap da. Böylece hayırda musabakalaşma çok önemlidir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sahabe-i kiramı böyle ihtilaflı tutmuş, farklı tutmuş. Ta hayırda musabaka yaptırmak için.
Şu ne kadar dikkat çekici değil midir? Mesela Bedir'e çıkılacağı zaman Efendimiz sahabe-i kiramı mescitte topladı, istişare yapacak. Muhacirler bu tarafa oturdular. Ensar-ı kiram bu tarafa oturdu. Muhacir ensarın içine, ensar muhacirin içine oturmadı. Ya kardeş değil miyiz? Niye beraber oturmadık? Efendimiz öyle oturtmadı. Bir muhacire döndü. Eşiru ileyye eyyuhel kavm dedi. Kavmin bana bir işaret verin. Ne yapalım? Yani Şam'dan gelen ticaret kervanı, Ebu Sufyan'ın kervanını mı takip edelim, önünü alalım, yoksa Bedir'e mi çıkalım? Bir de Ensar'a döndü, onların da fikirlerini sordu. Ve Bedir'e giderken muhacirler ayrı bir sancaktarın, bayraktarın arkasında ayrı bir grup olarak, Ensar da ayrı bir grup olarak Bedir-i Kübra'ya doğru gittiler. Hatta Ensar'ı Evs ayrı, Hazreç ayrı olarak Efendimiz taksim etti. Niye böyle yapıyordu? Festebugul hayrat, festebugul hayrat. Şimdi bizde şeytani bir duygu var maalesef. Sadece hizmeti ben yaparım. Başkaları kötü, o namussuz, o şey. Böyle bir şey yok. Vatana millete hizmet etmek kimsenin tek elinde değildir. Türk milletini sevmek, Türk vatandaşlarını sevmek hiçbir kimsenin ve partinin tek elinde değildir. Camiler de kimsenin tek elinde değildir. Kur'an da kimsenin tek elinde değildir. İslam da kimsenin tek elinde değildir. Sadece ben Müslüman olabilirim, başkaları Müslüman olamaz deyip onları tahkir etmek, tezyif etmek ve tefcir etmek veya tekfir etmek, fücurla veya küfürle ittiham etmek, bunlar hep bizi fitneyi evet. körükleyen hususlardır. Parçalanmayı hızlandıran noktalardır. Memleketi idare eden siyasilerin ve millete rehber olan özellikle böyle din adamları diyelim veya ulema zümresinin bu mevzuda çok dikkatli olması lazım. Çünkü ümera ve ulema böyle tarikatların liderleri filan bunlar arabanın ön tekeri gibidir. Onlar nereye giderse toplum da arkasından gidiyor. Evet. Eğer idareciler vatana millete hizmeti tek eline alırsa olmaz. İslam'da tekelcilik yoktur. Herkes dindar olabilir. Ben onu engellemeye veya değilsin demeye hak sahibi değilim ki. Ben kendim kaç paralık dindarım? Ben kendim kaç paralık vatandaşım? Vatana ne kadar hizmet edebildim? Yani onların muhasebesini yapar. Kendimi irdelerim, kendimi tahkir ederim. Gayrete gelmeye çalışırım. Başkalarına bu mevzuda evet. iltifat etmek mecburiyetindeyim. Hocam, böyle yaparsak kardeşliğin gerçekleşeceğine inanıyorum. İnşallah.